Hikayemizin kahramanları Yonca ve Gonca adlı ikizler, Almanya'daki ilk tüp bebek deneylerinin kurbanıdırlar. Bu deney sırasında anneleri ölmüş, babaları ikizlerle birlikte sınır dışı edilmiştir. Ancak babaları onlara gar büfesinden süt çalarken gasp ve hırsızlık suçundan yakalanır. Ortada kalan bebeklerse tren garında bulunup sahipsiz sanılarak çocuk esirgeme kurumuna teslim edilirler. İkizlerden birini, yani Gonca'yı köylü, Yonca'yı ise şehirli bir aile büyütür. 30 yıl sonra Gonca ailesinden evlatlık olduğunu ve ikiz kardeşinin yaşadığını öğrenir, onu aramaya karar verir. Ve kardeşini bulur. Toplayayım o zaman. Yok, sen toplama. Benim gibi iresiz bir kardeşim varken sana bavul toplamak yakışmaz. Yarın sabah Medeni Bey'le konuşacağım ve seni affedecek. Bak göreceksin. Benim affedilmeye ihtiyacım yok sen. Ben istifa ettim. Bu Zey Bey. Bu Zey Bey nasılsın? Asıl sen nasılsın şimdi? Bu arada Küçük Hanım'ın Amazon dergisinde editör olarak çalıştığından emin misin? Tabii canım, öyleydi de işte. Adım Yonca. Bu kadar muhabbet yeter. Medya ayısı. Medya ayısı. Yeter ulan. Herkes medya ayısı diyor. Bir tutturmuşlar medya ayısı. Rezil oldum vallahi ya. Üzgünüm ama seni şimdilik işe alamayacağım. Belki başka bir zaman. Ne oldu Pusula Bey? Adamın hakkından aha böyle gelirler. Vallahi ben bugün tenis oynamazsam akşama uyku girmez gözüme bu Zeybe. Etrafımdaki bu şakşakçılar bozimi kore. Sonra uyandım. Şimdi de senden özür diliyorum. Ne olur şu özrü kabul et ya. Düşünmem lazım. Düşün bacım, düşün ya. Zaten benim senin en sevdiğim tarafın düşünmeden hiçbir şey yapmaman. Yalnız söz dinleyeceksiniz. Peki müdürüm. Şimdi tezeye avuçlan yedin. Öyle atıp tutar mısın? Gör bakalım. Şimdi nasıl oynayacağız bu tenisi? Allah'ım sen beni utandırma. Biraz ısınalım mı? Ya Güzel Bey, eve gidip ısınsaydın. Çok komiksin Şirine ya. Ya öyleyimdir. Başlıyorum. Hazır mısın? Sen başla, ben bitiririm Güzel Bey. Aman Allah'ım, ben kapıyı, sen beni utandırma. Hadi. Gonca? Güzel Bey. Gonca ne oldu? Gonca. Gonca ne oldu sana? Kardeşim. Gonca ne olur kendine gel. Gonca ne olur kalk. İnanmıyorum, kardeşime ne olmuş? Kesin raketine ilaç attı. Gonca ne olur kendine kardeşim, gel. Kardeşim. Bayıldı yine. Ne yaptın ona? İnanmıyorum ya. İnanamıyorum. Ya ne zaman arkamı dönsem seni kuzeyin yanında yerde baygın vaziyette buluyorum. Evet. Adam.
adama mı bayılıyor yoksa rahatsızlanıp mı bayılıyor, orası meçhul. Heyecanlanacak bir şey yok. Ya ne demek heyecanlanacak bir şey yok? Ya benim heyecanlanmam için adamın yanında cesedi mi bulmam lazım? Tabii bir şey değil diyorum sana. Yani bir spor kazası. Bilye avşara dolmuş diye geçenlerde. Yani bu demektir ki uzun bir süre tenis kortlarından uzak kalacağım. Bu tenis işi de nereden çıktı onu da hiç anlamadım Gonca Hanım. Kardeşim çok ayıp. Tenis bizim atasporumuzdur. Yani bizim koyda güleşten sonra hep tenis oynanır. Ayıp ayıp. İnsan hiç sözlüsüne yalan söyler mi? Sözlüsü? Ne sözlüsü Camışların efendisi? Sakin ol, ben hallederim. Tabii canım, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız iyicene bir şöyle kulaklarını sündürün. Bak ya, daha hala konuşuyor ya Camış. Yavaş. Ne olmuş? Konuşmak yasak mı? Bak bak Senil Efendi, az daha konuşursan seni dışarı atarım ha. Vallahi şu evden hiçbir kuvvet beni dışarı neyim atamaz. Hadi bakalım, bir dakika, uğurlar olsun Camışların evlerinde. Anam, bir şey ihtiyacımız olursa çekinmeyin. Ben buradayım. Vay be. Hoş değil efendim bu kapıyı dinlemekte sonuna kadar haklı. Kapı kapı değil, mübarek arkası yarın. Acaba ne diyorlar? İnanamıyorum. E tabi alışkanlık oldu artık. Küçük hanım ne zaman beni görse tokadı patlatıyor. Kapışık. Anam! Aa Kuzey Bey! Ne yapmışsın amacım? Ben hiç öylesine takılayım. Küçük hanımın kapısını dinliyorsun demek ha? Ben sözlümün kapısını ne dinleyeceğim? Bilakis kapı beni dinleyin. Neyse. O küçük hanıma söyle onu mahvedeceğim. Kuzey Bey ne bileyim siz okumuş bir insansınız. Kadın dövmek size yakışmaz yani. Döveceğini kim söyledi? Bana attığı o tokatların hesabını mahkemede verecek, haberi olsun. Bravo, bravo. Bunun avukatlığı da bir Yonca Hanım'a bir de bana söküyor ha. Bir gün işe giderken görmedik. Zengin bebesi. Ne olacak? Ama ne var canım, spor yapmak da mı yasak? Top çarptı diyorum kafama. Niye daha uzatıyorsun kardeşim? Uzayan bir şey varsa o da sensin kardeşim. Ne zaman adamın yanına gitsen 2.80 uzanıyorsun maşallah. Ne var canım? Kuzey Bey'in kime ne zararı var? Bana var, anladın mı? Sayende adamı her gördüğümde tokatlıyorum. Gerçi iyi oluyor kendini beğenmiş ama olsun. Oy tamam işte. Ben bayıldım. Sen tokat attın. Paskanlığıma memleketine gittik. Onu kapandı bitti gitti işte oy. Bana demagoji yapma Gonca. Ya o dediğini bilsem yapacağım ama işte. Sen bilmiyorsun ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir daha o adamla görüşmeyeceksin. Tamam olur. Ne yapalım canım? Zeynel Efendi ile görüşsem ne olur, görüşmesem ne olur? Zeynel'le değil, Kuzey'le görüşmeyeceksin. Ne? Kuzey Bey'le mi? Hiç olur mu öyle şey kardeşim ya? Ya zihit bir adam. Hem biliyorsun komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu site merkezi sistem ısıtmalı şekerim. Kimse kimsenin külüne muhtaç değil. Kuzey Bey'le görüşmeyeceksin, konu kapanmıştır. Aman canım, o beni nasıl engelleyecek? Nasıl olsa bütün gün iş yerinde o. Hiç boşuna heveslenme. İşte de olsam engellerim. Ana, nasıl duydu kız bu düşündüklerimi? Yoksa yüksek sesle mi dedim? Cihan, yavrum öpsene Ayça ablanı. Evlenmeden hayatta olmaz. Gel bakalım Cihan. Kaç oldun annesi? 25 ama göstermiyor. Dişinden gün aldı ablası. Kaç oluyor günü aldığı zaman? 5 oluyor artık. Ay maşallah, ne sevimli şey bu böyle. Hep sevimli, hep sevimli. Biri seksi dese dişimi kıracağım. Bu akşam yemeğe gideceğiz de. Ben gelmeyeyim ama siz gidin. Zaten biz kocamla gideceğiz Ayça da. Cihan'ı bırakacak yerimiz yok. Ay hiç sorun değil, bizde kalsın canım. Allah yaşadık. Yaramaz yok. Evet, hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. Mesut Bahtiyar bu sevimli küçüğü görünce belki çocuk yapmak ister. Mesut Bey'e bir veliaht doğurursam artık nikah garanti. Yonca kurban, sizi mahkemeye verecekmiş. Ya, tahmin etmeliydin. Sürüm sürüm süründüreceğim diyor. Aman, elinden geleni ardına koymasın, züppe. Tabii canım, alacak. Ama tabii her halükarda benim bir avukat bulmam lazım. Mesut amcan. İki gün süren kısa uykusundan yeni uyandı. Bu da kim? Bu da kim? Bu Cihan ne kadar sevimli değil mi? Demek benden habersiz çocuk yaptın ha? Saçmalama Mesut'cum. Bu komşumun oğlu Cihan.
Demek komşudan çocuk yaptım da benim bundan en son haberim oluyor, öyle mi? Üf Mesut ya, alt komşum kocasıyla yemeğe gitti. Bu da onların oğlu. Çok sevimli değil mi? Ben çocuklardan nefret ederim. Onlar sana sanki bayılıyorlar moruk. Ayça sustur şu çocuğu. Kur beni bu kötü amcadan. Ay, görüyor musun Mesut ne yaptın? Korkutun çocuğu işte. Aman ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Galicia cephesine. Miralay Nevzat aradı, bana ihtiyaçları varmış. Allah Allah. Güle güle git kardeşim, hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim. Anahtarını verir misin? Anahtarımı mı? Ne yapacağım? Ver bir dakika. Dur bakayım. Hı. Al. Hani sana ne ceza vereceğimi söylememiştim ya. He. Şimdi söylüyorum. Bugün evden çıkmayacaksın. Aman kardeşim dur, burası hapishane mi? Belki bu aklını başına getirir. Ya kardeşim etme eyleme, sokakta bir sürü işlerim var, benim toplantılarım var, hiç konuşmayın lütfen. Dur kardeşim yapma. Ya ya bir şey lazım olursa ne yapacağım? Bir şey lazım olursa Zeynel'e söylersin, sepetle alırsın. Günaydın Yonca Kurban. Günaydın Zeynel. Ya kardeşim dur gitme. Bak sana söz veriyorum, senin habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim bundan sonra. Gonca Kurban'ın sesi bu. Bir şey mi oldu yoksa yine bayıldı mı? Hayır, sadece bugün cezalı. Al bu anahtarları. Acil bir durum olmadan sakın kapıyı açma. Gonca Kurban bir dakika. Bak dayanamam, Gonca Kurban aç kapıyı der açarım, Bağdat gibi teslim olurum. Ya sen bilirsin Zeynel'cim, kapıyı açtığın zaman Gonca direkt kuzeye gider, ona göre. Ne? Kuzey mi? Sen hiç merak etme Gonca Kurban. Sizin aha bu kapıdan dişi sinek bile çıkamaz. Sinek sensin Zeynel. Ayrıca bu arada acil bir şey olmadan sakın açma. Gonca seni kandırmak için her yolu deneyecektir. Şöyle bir bak bakayım. Ben yer miyim kurban? Ay kurban da sensin Zeynel. Hadi görüşürüz. Aklınca beni zincire vuracaksın değil mi kardeşim? Ya aynı aklın aynısı bende de var. Ya şurada bir yerlerde her gün gündeliğe gelen kadının yedek anahtarı olacaktı. Onu buldum muydu şıp diye özgürlüğüme kavuşurum. Delikçinin anahtarını almam çok iyi oldu. Goncacığın gibidir. Şimdi anahtarı arıyordu. Nasıl Pars? Böyle çok daha bir şekil olmuş değil mi? Vallahi çok güzel olmuş. Yani ne yalan söyleyeyim, çok presentable olmuş. Yani? Tavuk yani hoş görünümlü. Kesenize verdi. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmiş. Dök onu Pars Bey'in ayaklarına dök. Estağfurullah. Ya kardeşim havanını eksik etmeyeceksin. Bak millet beni hava atıyorum zannediyor. Halbuki ben istihdam yaratıyorum. Bak şu delikanlılara. Bak şu amcama. Çok bunların güzel. Hepsi benim köylü ya. Hıdır emri dök. Dök. Hah. Dök bakayım Hıdır emri. Şahin Alem'in adı torba diye çürücesin. Merhaba evladım. Çek bakalım bizim kata. Emredersin. Pars, yavrucuğum biliyorsun bu asansör sadece beni taşıyor ama eğer istersen seni de bırakabilirim yani. Canım çok teşekkür ederim, çok jantisiniz. Janti yani? Yani incesiniz. Ah teşekkür ederim, gel bakayım gel. Gel yavrucuğum gel. Yonca Hanım dönecek, dönmeyecek. Dönecek, dönmeyecek. Dönecek, dönmeyecek. Hey güzel Allah'ım ya, böyle olacağını bilseydim Yonca Hanım'ın gidişine sevinir miydim? Hey kurtar beni ya Rabbim ya. Yonca Hanım dönecek, dönmeyecek. Dönecek. Ya inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. İnanasın da gelmiyor. Kendi öz kardeşim beni eve kapattı ya. Kapattın. Bari gündelik için anahtarını evde unut değil mi? Ya unutur mu hiç? Kafa cinliğe çalışıyor. Kimin kardeşi? Allah'ım yarattım, delireceğim ya. Ben bütün gün evde oturacak halim yok herhalde. Bağırma, bağırma, bağırma.
Gonca kurban, yonca kurban sıkı sıkı tembih etti. Bugün sağa dışarı çıkmak yasak. Ya bizim en yasak denilemedi adamın asabını bozma ya. Burası dağ başıma, açsana şu kapıyı. Valla üzgünüm ama gonca kurban açamam. Bugün evinin hanımı olacaksın. Tabii canım. Bak Zeynel Efendi. Sen benden dayak yemeyi çok özledin kanımca. Vallahi bundan sonra olacaklardan mesul değilim ona göre ha. Zeynel Efendi. Zeynel Efendi. Hem yapışlar nefesini aç daha şu kapıyı kız. Çocuklar oldu ne yapacağız Zeynel? Aç daha şu kapıyı. Bağırma. Bağırma. Koca kurban bak, ben şimdi servise gideyim. Yani senin iyiliğin için söyleyeyim, o mis kokulu nefesini boşuna harcama. Hoş geldiniz, buyurun. Bu ne böyle ya, burası otele dönmüş. Yenge, verin çantanızı taşıyayım. İstemez, sensin yenge. Kırmızı alın üzerinden geçmesine seviniriz yenge. Medeni Bey kırmızı alın üzerinden başkasının geçtiğini görse çok güzel valla. Yapma ya. Demek öyle. Çok affedersiniz. Elimden kaçtı. Nereye bacım? Sana neye çıkacağım? Müsaade edersen tabii. Müsaade edemem. Asansörü sadece Medeni Bey kullanabilir. Kesin emri var. Kesin emri olabilir ama kesin beyni yok. Diyeceğim polise. Ne diyeceğim? Kız kardeşim beni eve kilitledi mi diyeceğim? Ha? Bak, boşuna dil dökme. En iyisi sen aç televizyon izle. Ne bileyim, yemek tariflerine bak. Bize musakka yap. Ah. Neyse, hadi ben gideyim. Eyvallah. Ya Zeynel Efendi, dur. Kurban olayım gitme. Ya Zeynel Efendi böyle suçlu gibi evde hapis kalınır mı? Aç şu kapıyı. Gittim. Yok, duymayayım. Ya Zeynel Efendi. Ya Camış. Camış git. Nereye istersen git. Senden iyilik isteyen de kapat zaten. İnsandan bozma sana. Ne oldu? Daha ne olacak? Adam kendine ait özel asansör tayin ettirmiş. Yakında ofisindeki masayı kaldırıp jacuzzi koyarsa hiç şaşırmayacağım. Canım, adam sadece gösterişi seviyor o kadar canım. Ne var bunda? Burası devlet dairesi değil. Burada gösteriş olmaz. Bunu birinin ona söylemesi lazım. Ya bize ne canım ya? Burası özel bir şirket ya. Adam basmış parayı almış burayı. Kırı ama para onda ne yapalım? Allah Allah. Yakında merdivenler benim derse ne yapacağız? Ofise uçarak mı çıkacağız? Ay, abartan ben değilim. Medeni Bey. Nerede? Ofisinde mi? Evet burada. Sabah toplantısında görürsün zaten. Sabah toplantısı mı? Evet artık bundan sonra sabah toplantıları Medeni Bey yönetecek. Allah Allah. Ne anlar o bu işlerden? O gitsin asansörüyle oynasın. Yine başını belaya sokacaksın. Ay, hiçbir şey olmaz. Zaten cinlerim tepemde. Komşuyla mahkemelik oldu. Ne? Hangi komşu? Söyle gidip gözünün üstüne iki tane patlatayım. Ay, gerek yok. Ben iki tane çaktım zaten. Anlamadım. Yani sen şimdi adam mı dövdün? Evet. Dövdüm. Sen de bundan sonra konuşmalarına dikkat etsen çok iyi olur Sert Bey. Allah Allah. Yani iyi de Yonca madem kapıyı kilitleyecektin niye seni içeride bıraktın? Ben bu kızla yüz yüze kaldığımda bile konuşamıyorum da. Araya kapı girince nasıl konuşacağım ya Rabbim? Ayça! Yonca var ya Yonca benim kardeşim. O benim üstüme kapıyı kilitledi kız. Kilitledi. Kaldım burada. Ha kız Gonca bir çilingir falan çağıralım mı? Çilim kim neyi kız? Ya hani şu kapıyı açan adamlar var ya. Ne oldu Ayça Hanım? Şey Gonca içeride kilitli kaldı da. Kilitli değil Ayça. Mahpus kaldım ben burada mahpus. Merak etmeyin ben açarım. Nasıl? Aa, bir omuz vurdum mu açılır. Ana yoksa Mesut Bey çilim kirci miymiş? Emin misin sonra bir tarafınıza bir şey olmasın? Yok canım sen şöyle kenara çekin bakayım. Mesut Bey, Mesut Bey iyi misiniz? Ah, i̇yiyim de kapı kırılmadı benim omuzum kırıldı galiba. İyi ama o zaman sizi hemen doktora götürürüm. Merak etmeyin gencecik adamsınız kemikleriniz hemen kaynar. Ya kız Ayça ne oldu konuşsanıza benimle. Sesimi duyan var mı?
Estağfurullah. Evet arkadaşlar, hepimiz toplandığımıza göre toplantıyı açabiliriz. Şimdi ben bugün artık iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, yani bu dergilerde ne oldu ne bitti, şu masaya güzelce bir yatıralım diyorum. Ne dersiniz? Vallahi çok doğru dediniz Medeni Bey. Yani bir toplantı ancak bu kadar güzel açılabilir efendim. Sağ ol, sağ ol. Şimdi Pars, anlat bakalım bu reklam gelirleri ne alemde? Efendim şimdi bizim her geçen gün reklam portföyümüz genişlemekte. Oo çok güzel, çok yani? Yani portföy, yani reklam verenlerin çeşitliliği efendim. Aa ben de onu yani? Efendim yani para kazanıyoruz para. Ay ağzını öpeyim Pars'ya usta. Bence yeni okurlar bulmamız lazım. Yani dergilerin yanında promosyon verebiliriz. Jöle olabilir mesela. Böylece hem reklam gelirimiz hem de tirajımız aynı anda artar. Ya bırakın bu çocukça fikirleri Yonca Hanım ya. Bunlar fikir mi ya? O promosyon ya ne demek? Derginin yanında hediye verelim. Arkadaşlar, aklıma çok önemli bir fikir geldi. Lütfen şimdiye kadar konuştuklarımızı ve düşündüklerinizi unutun. Ben diyorum ki, derginin yanında ıvırdı zıvırdı, uydurdu kaydırdı. O tip ufak tefek hediyeler verelim, adına da provizyon diyelim. Bravo efendim. İnanılmaz bir fikir, gerçekten çok güzel. Bravo. Valla bizim aklımıza daha önce nasıl gelmedi bilemiyorum. Bravo. 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 Çok kreatif bir ekipsiniz. Kreatif yani? Yaratıcı yani. Estağfurullah, yaratmak Allah'a mahsustur kardeşim ya. Pardon yani. Peki başka bir fikir olan? Bence dergilerin maliyetlerini düşürerek aylık yerine haftalık dergi çıkaralım. Olur mu öyle şey canım ya? Allah Allah. Uykunuzu alamadınız herhalde. Ne demek istedim? Yani efendim dergi haftalık olursa daha çok para kazanmamız mümkün demek istedim. Arkadaşlar aklıma yepyeni bir fikir geldi. Ben derim ki dergiyi her hafta çıkartalım. Ha? Bravo, bravo, bravo. Bana beş çayına geleydin bunlar başına gelmeyecekti. Ama sen ne ettin? Gittin ha Fısıla Bey'le çay içtin, tenis oynadın. Ne oldu? Ha? Ne oldu? En sonunda aha eve kilitlendin. Belki şu çayı seninle kafa kafaya tenha bir yerde içiyor olabilirdik. Ama kader. Ben şimdi biliyorum sana ne yapacağımı Zeynel Efendi. Bakalım bu kapı açılıyor mu, açılmıyor mu? Zeynel Efendi! Zeynel Efendi! Çok mağdur durumdayım, yetiş! Ne oldu? Ya Zeynel Efendi, banyo yaparken sular gitti. Vallahi ben de böyle kopuklu kopuklu kaldım. Cıplam! Üstümde bir tek havlu var. Bir de su zerrecikleri. Ne olur yardım et Zeynel Efendi. Yetiş, kurtar beni. Ne? Köpekli mi kaldın? Hem de cıplam, cıbıl cıbılım. Koca kurban. Koca kurban, bekle. Ben hemen sana su getireyim. Allah. Ah, açacağım kapıyı. Bekle. Oh. Koş bakalım sabah Zeynel Efendi, koş. Seni kuş kadar beyninle beni burada evde tutacağını mı sanıyor? Manyak. Allah'ım yarabbim. Vallahi maşallah diyeyim sana. Az sonra özgür kız olacaksın. Yanına da özgür çocuk Buze'yi buldun muydu? Tamamdır. Evet. Harika bir toplantı oldu. Ne demişler? Bir beynin nesi var? İki beynin orijinal fikirleri var. He? Haklısınız Medeni Bey. Bütün fikirleriniz çok orijinaldir benim. Ne demezsiniz Sarp Bey? Yonca mıdır? Bak milletin arasında senin neyle konuşmak istemedim. Fakat ne de olsa Pars Bey senin kocan sayılır. Artık dergi meselelerini daha rahat konuşabiliriz değil mi? Kocam değil efendim. Canım sayılır dedik Allah Allah. Sayılmaz efendim. Niye? Bizim Pars fasulyeden mi ya? Fasulye, fasulye efendim. Çok espritüelsiniz. Espritüel? Yani? Yani şakacı. Hah. Şaka tabii canım. Hayat güzel Yonca bacım. Her şeye de böyle asık suratla yaklaşmamak lazım ya. Şey efendim Yonca bugün biraz sinirli de. Hayırdır niye? Senin avukatlığına ihtiyacım yoksa. Siz ona bakmayın efendim. Onun bir avukata ihtiyacı var. Avukat mı? Hayırdır? Şey komşusunu dövmüş de. Komşusunu mu dövmüş? Hayır dövmedim efendim. Biraz tartıştık. O gün biraz sinirlerim gergindi de.
Sinirli mi? İnanırım. Sendeki bu sinir bizim kötü pastırmada bile yoktur ha. Ben de Hakan Kisak Bey size bir şey anlatıyorum. Ya bozma moralini Yonca Müdür. Bak bu dergi meselesinden sonra ben de tuttum bir avukat. Tabii bana medya ayısı diyen her keçi dava edeceğim. Parasıyla diye mi? Kroyum emme para bende. Tuttum avukatı. Teşekkür ederim ama ben bir avukat bulurum. Ya canım adam bedavaya avukat tutmuş. Niye itiraz ediyorsun? Ya Yonca her şeye itiraz ediyorsun. Gidelim adamı koy. Beğenmezsin tamam kardeşim. Buyurun. Yettim Gonca kurban. Yettim. Ah şimdi sağ kapıyı açacağım. Aha da su yetmedi. Bir kova daha getiririm. Allah senden razı olsun Zeynel Efendi. Koruyorum işte kız. Su da kesilecek zamanı buldu. Hadi aç kapıyı. Açayım. Açayım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Başın çıkmasın Zeynel Efendi. Aç şu kapıyı ya. Bir dakikası var mı? Su kesildi diyorum. Çıplam diyorum. Aç kapıyı bezirgenci başı diyorum. Ayol hadi aç. Bir dakika. Ah benim salak kafam. Bu da oyun değil mi ha? O zaman bana anlat bakalım. Senin evde su kesildi de ben senin aşağıda oturayım. Aynı apartmanda bizim orada su nasıl kesilmiyor? Anlat. Ya Zeynel Efendi ne bileyim ben canım. Ben sular idaresi müdürü müyüm? Allah'ın işi işte. Aç şu kapıyı Zeynel Efendi. Bak geliyor benimkiler. Ha yutturamazsın. Ha yutturamazsın. Aklın sıra beni kandıracaksın. Vın Kuzey Bey'e gideceksin. Ha yemezler güzelim yemezler. Haydi ben gittim. Güle güle. Tüz. Bay bay. Git bakalım Camış. Hatta Camışlar'ın efendisi. Allah'ım yarabbim adamın kırkında bir kafasının çalışacağı tuttu. O da bana denk geldi. Ben ne yapacağım şimdi yarabbim dedeciğim. Avukat bey kardeşim sana bir mükellef daha getirdim. Ama siz? Küçük hanım. Siz ne arıyorsunuz burada? Asıl sen ne arıyorsun? Burası benim ofisim. Bana bak yoksa siz tanışıyor muydunuz ya Allah Allah. Maalesef evet. Ayrıca kendisinden nefret ediyorum. Sen onun dediğine bakma. Bana neler diyor akşama kadar bir bilsen kardeşim. Bakın 300'ün biri onu dava mı etmiş? Ne etmişse artık çok sinirli. Yoksa çok sıkı kızdır ha. Sizin ofisim derken ciddi miydiniz? Yoksa bu bir kamera şakası mı? Evet burası benim ofisim küçük hanım. Onun davasına da bakarsın artık. 300'ün birine dediğim gibi bir tokat atmış adam yerle bir. Şu anda öyle bir davaya bakıyorum zaten Medeni Bey. İyi ona da bakarsın iki olur kardeşim. Olmaz. Bak hala dik kafalılık ediyor. Ya niye olmasın değil mi kardeşim? Çünkü beni dava eden beyefendi kendisi. Ne? Bak şu güzel Allah'ın işine Gonca kurban. Sen benim gönlüme prangalar vurdun. Gardiyanım oldun ama ben de senin gardiyanın oldum. Bu içim ezildi vallahi şiştim yarabbim. Yarabbim bir oyunbazlık bir şeytanlık yapmalıyım. Şu Zeynel Efendi'yi oyuna getirmeliyim. Gonca kurban karşılıklı çay içemiyoruz diye bence üzülme. Gün gelecek Sarayburnu'nun en tenha yerinde kafa kafaya çay içeceğiz. Hem de sen benim sözlüm olaraktan. Zeynel Efendi şu kapı bir açılsın. Vallahi saray burnundan seni denize boşaltacağım ha. Boşuna kendini yorma Gonca kurban. Ben Yonca kurbana söz verdim. Dünya yansa yakılsa bu kapıyı açmam. Of Allah'ım ya. Ne ufakta bu kadar yiyeceğin içerisinde mutsuz olacağımı yemin ediyorum rüyamda görsem inanmazdım ya. Ya Allah'ım herkesin alan konusu oldum. Şimdi ben bu zamanda bu işi bıraksam yani yeni bir iş bulmak 40 çuval patates soymaktan daha zor. Kurtar beni yarabbim ya. Ben acılar kadınıyım. Acıların kadınıyım. Şefoy ne yapıyorsun burada? İyi misin? İyiyim Yoncanım siz nasılsınız? Allah Allah yarabbim bak iyice tuhaflaşmaya başladım. Ya şimdi de Yonca Hanım'ın hayalini görmeye başladım ya. Anadığına göre kesin rejimdesin Şefoy. Allah Allah. Ne kadar da gerçekçi oluyormuş canım bu halüsinasyonlar. Ne halüsinasyonu ben Yonca. İşe geri döndüm. Seni de işine geri döndürmeye geldim. Bana bir tokat atın Yonca Hanım. Saçmalama ne tokatı? Atın atın bana bir tokat atın. Ay! Oh be! Oh be dünya varmış. Bu tokat işi bende alışkanlık yapmasa bari. Anlamadım. Yok bir şey. Ay Yonca Hanım sizi gördüğüme ne kadar çok sevindim. İnanamazsınız. Tamam
Tamam dur mutfağı yıkacağız. Ya şimdi çıkar şunu. Hadi gidiyoruz. Hadi. Sakin ol. Hadi yürü. Aman Gonca kız ya. Oy. Hiçbir numaran da tutmadı. Zaten kuzeyimi de bütün gün hiç görmedim. Kim bilir Şirin Nesin nasıl özlemiş, nasıl merak etmiştir. Camış Zeynel. Ben şuradan bir çıkayım, sana yapacaklarımı bir gör o zaman. Manyak. Sinirlerim tepem. Anam! Anam! Anam ölüm! Ölüyorum! Bu sadece bir dengindi yarabbim! Abo! Anam! Anam! Uyanam anam! Anam ölüyorum, bu nasıl bir şey? Abo! Zeynel Efendi! Zeynel Efendi aç kapıyı, ölüyorum ben! Anam! Anam ölüyorum! Uy! Zeynel Efendi! Zeynel Efendi kurban olayım, şu kapıyı aç! Böğrüme bir sancı girdi! Şu kapıyı aç da beni bir doktora götür! Aman Gonca kurban yapma, Allah'ı seversen! Bula bula bu numarayı mı buldun yani ya? Ne bileyim, bundan öncekiler daha bir zekiceydi. Ben bu numarayı yer miyim Allah'ı seversen ya? Otur, sıfır! Resmen velimle görüşeceğim, çalış da gel ya! Zeynel Efendi, ekmek mi safçaksın ki? Doğru söylüyorum, bak yalan söylemiyorum. Ne olur şu kapıyı aç, yetiş, ben ölüyorum. Anam bu nasıl sancı böyle? Böğrüm, yanıyorum. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Numara kapalı ya da meşgul. İstiyseniz not bırakabilirsiniz. You have connecting people, beep. Allah benim bildiğimi versin Zeynel Efendi. Kardeşim arayayım. Önce ben ölüyorum. Anam. Uy. Anam. Anam ölüyorum. Uy. Ay. Ay. Ah. Ah. Anam. Ah. Sizi o kadar çok özlemişim ki. Vallahi bir an için sizi bir daha hiç göremeyeceğim zannettim. Şey boycuk, ben çıkıyorum. Güle güle Yonca Hanım. Ben de zaten birazdan çıkacağım. Şöyle bir ortalığı toplayayım. Malum ben yokken biraz dağıtmışlar da. Aa, inanmıyorum. Hiç mesaiye kalmazdı. Yine kalmayacağım Yonca Hanım. Yalnızca makamımla hasret gidermek istiyorum. Bir de bir adağım vardı tabii. İşime geri dönersem diye. Burada kurban kesmeyeceksin değil mi? Yonca Hanım öyle bir şey yapmayacağım Yonca Hanım. Yalnızca masamda kendime ziyafet vermek istiyorum. Otlanan olmasın diye de mesai bitimini bekliyorum. Hiç akıllanmayacaksın değil mi şefim? Hadi iyi günler. Hoşçakalın Yonca Hanım. Ay vallahi sizi çok özlemişim. Ne oluyor Şebay? Kendine gel. Bak seni mutfaktan kurtarmış olabilir ama unutma ki erkeğini elinden aldı. Bunu yana kar mı bırakacaksın? Yonca'dan unutma da bir ara intikamını al. Bak nasıl numara yapayım? Şimdi de hususi ses çıkarmıyor ki ben onu bayıldı zannedeyim. O panikle kapıyı açayım. Yerler mi Allah seversen ya? Adım gibi bileyim. Aha şuraya da yazayım ki ne? Sen elinde merdaneyle o kapının arkasında hazır kafamı kırmak için bekleyin. İyi akşamlar küçük hanım. Hiç profesyonel değilsin. Anlamadım. Hiç profesyonel değilsin diyorum. Ben de anlamadım dedim. Ne var bunda? Özel hayatınızdaki sorunları iş yerine taşımamalısınız küçük hanım. Profesyonelliği sizden öğrenecek değilim küçük bey. İyi de en azından medeni bir insan gibi iyi akşamlar diyebilirsiniz küçük hanım. Medeniyeti bana öğretecek en son kişi Fred Çakmaktaş ve sizsiniz küçük bey. İyi o zaman. Size iyi akşamlar yerine yabadabadu diyorum. İsterseniz dinozorumla sizi eve bırakayım küçük hanım. Teşekkür ederim. Benim dinozorum yani arabam var. Sorun mu var? Çalışmıyor. Gayet normal. Yani size katlanmak kolay değil. Başka ilkokul espriniz var mı? Gelin sizi bırakayım. Hayır teşekkür ederim. Ben taksiyle giderim.
İnat etme. Bu saatte borç taksi bulmak Bağdat'ta Saddam Hüseyin'i bulmaktan bile daha zordur biliyorsun. Teşekkür ederim ama ben Saddam'ı yani taksiyi tercih ederim. İyi sen de misin? Biraz ileri alalım da ben çıkayım bari. Boşa al. Hadi bırak artık inat etmeyi de bin. Zatürre olacaksın burada bak. Sohbetinize de doyum olmuyormuş. Yaptığınız küçük iyilik için size animasyon yapacak değilim herhalde. Anlaşıldı. Artık eve geldiğimize göre tekrar düşman olabiliriz. Teşekkür ederim. Duymak istediğiniz buysa. Bir şey değil küçük hanım. İyi akşamlar. Merhaba Yonca Kurban. Merhaba Zeynep. Ne haber? Vallahi iyilik sağlık. Aynen dediğiniz gibi Gonca Kurban bin türlü Ali Cengiz oyunu denedi ama ben hiçbirini yutmadım tabi. Aferin Zeynep. Bu da onun aklını başına getirmiştir zaten. Tabi canım. Son 3 saattir de hastayım baykanım numarası yapıyor ama. Yutarlar mı? Yutmazlar. Buyurun. Teşekkür ederim Zeynep. Gonca? Kardeşim? Gonca ne oldu sana? Gonca kurban. Doktor canım. Hastaneye arayın. Abla. Doktor yardım edin. Yardım edin. Ah. Niye bir haber yok? Kötü bir şey mi oldu acaba? Hemen aklına kötü şeyler getirme Yonca. Benim Şirin'e güvenim tamam. İyi olacak merak etme. Seni de buraya kadar yorduk. Çok sağ ol ya. Ne olacak? Doktor. Durumu nasıl? Ne oldu doktor? İyileşecek mi? Tetkiklerimiz sürüyor. Size haber vereceğiz. Ne demek şimdi bu? İyi olacak demek merak etme. Sakin ol biraz. Hem siz ikisiniz bak unutma. Senin enerjin belki ona da geçer. Güçlü olmalısın biraz. Sakinim. Güçlüyüm. Evet. Sen de gidebilirsin artık. Seni de yorduk. Yorulmadım ben canım. Hem Şirin için her şeyi yaparım. Sağ ol. Desteğini bilmek güzel. Ama gidersen içim daha rahat edecek. Bir de seni yorduğumu düşünmek istemiyorum. Peki tamam. Ben gidiyorum. Yalnız sadece kendini daha iyi hissetmen için. Bir şeye ihtiyacın olursa beni mutlaka ara. Kartım. Bir avukata veya bir dosta. İkisi de olur. Cep numaram falan hepsi orada. Tamam. Sağ ol. İyileşecek. Tamam mı? Benim yüzümden oldu Yonca kurban. Ben ona inanmadım. Bana hastayım dedi inanmadı. Ya niye senin yüzünden olsun? Asıl benim yüzümden oldu. Salak gibi eve kilitledim Gonca'yı. Ulan ben ne kadar aptalım ya. Ya bu Ayça kurban değil mi? Evet kara haber tez duydur derlerdi de uygulamalı olaraktan ilk defa göreyim ha. Ayça sen nereden duydun? Neyi? Gonca için gelmedin mi? Yo ben Mesut için geldim. Omuz yerinden çıktı da. Niye? Gonca'nın nesi var ki? Tetkik ediliği. Ha? Tetkik ediliği. Ha, geçmiş olsun o zaman. Durumu çok kötü olabilir. Hep benim yüzümden. Sorma Yonca ya. Mesut'un da benim yüzümden omuzu çıktı. Hadi ben onun yanına gideyim. Size geçmiş olsun ha? Hey gidinin İstanbul'u. Dostlukların da böyle oluyor demek ki. Ya Mesut Bey kim ha? 10 tane Mesut Bey gelse bir tane Gonca'ya değişir miyim? Gel bakalım kardeşim. Get. Dik şuraya, dik duvara daya. Abi bana bak.
Al şunu kaybol. Ne zahmet ettiniz Medeni Bey? Ne zahmeti bacım, kırdan kendimiz elimizde toplamadık ya. Bastırdık parayı aldık. Nasıl bacımız, nasıl, iyi mi? Şimdilik iyi, konsültasyon sonucunu bekliyoruz. Yani? Yani yoğun bakımda, doktorlar başında, bekliyoruz sadece. Aman ha bak, bir şey lazım olur, bir şey gerekir, hemen emre diyorsunuz ya. Bir şifalı gole gitmek gerekir, olmadı şifalı golü buraya getirmek gerekir. Buranın golü bize yaramadı dersiniz, Amerika'nın golüne gideriz. Aman ha, kocunuzu seveyim ya, parasıyla değil mi? Bekliyoruz şimdilik. Bakarsın Amerika'nın Wisconsin'inden bir ilaç lazım olmuş, hemen şakararak getirtiriz ona göre yani. İstanbul'da var, gerek yok. Siz bilirsiniz bacım, ben hesabı ödedim. Hatta o kadar ödedim ki bundan sonra 2 yıl boyunca gelip Beleç'e tedavi olabilirsiniz. Kroizem mi? Para bizde bildiğin gibi. Neyse ben kaçıyorum. Size büyük geçmiş olsun. Eğer bir şey olursa bana dönüyorsunuz. Teşekkür ederim. Bacım senin de kusurumuza bakma. Bir hatamız olduysa affet. Ameliyat mı diyorsun hocam? Ameliyat tek çare değil. Acilen böbrek bulmamız lazım. Ben araştırayım hocam. Nedir durum doktor? Ne oldu, yaşayacakmış? Sizlere pek iyi haberim yok çocuklar. Maalesef hastanın 2 böbreği de iflas etmiş. Onun için acilen böbrek takti lazım. Tamam, benimkini alın. Ben ikiziyim. Eminiz? Evet, o benim kardeşim, ne gerekiyorsa yaparım. Mehmet, hemen o zaman tahlilleri yaptıralım. Tamam. Acele hocam. Tamam. Buyurun, hadi çocuklar. Koca kurban, beni bırakın. Sus bakayım. Sakin ol. Sevinç, hemşerim. Üzülme Gonca. Gonca sağlam kızdır. Anadolu toprağı hocam, ne olacak ki? Kolay kolay bir şey olmaz ona. Ben böbreğimi vereceğim sana. Bunun doğru olmadığını biliyorsun değil mi? Kardeşimin gözümün önünde göz göre göre ölmesine izin veremem. Ya benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Vallahi hiç sanmayayım Gonca kurban. Her dost, dost doğru dost olmadığımız halt bey. Öyledir. Allah'ım ne olur ona bir şey olmaz. Allah'ım ne olur bize yardım et. Yonca Hanım. Operasyona başlayalım mı? Üzgünüm. Sizin de çok ciddi olmamakla birlikte böbreklerinizde problem var. Genetik olabilir. Bu yüzden sizden böbrek alıp nakledemiyoruz. Ne olacak şimdi? Kardeşim, bir fincan kahve mi bu? Biz şimdi durduk yer nereden bulacağız böbreği? Sarf. Üzgünüm. Hastanın durumu çok ciddi. Eğer acil böbrek bulamazsak hastayı kaybedebiliriz. Doktor bey, ben küçükken rahatsızlık neyim geçirmedim. İsterseniz benim böbreğimi alın. Yani böbrek, ciğer, dala ne varsa tulum çıkarır. Ne? Emin misin? He. Valla eminim Gonca kurban. Ben yani gönlümü vermişim. Ah Gonca kurbana. Böbreğimi versem ne olur ki? Buyurun beyefendi, o zaman tahlillerinizi yapalım. James, sen olmasan ben ne yaparım? Ne olur bir şey söyle. Ben sana kıyamam de. Seni bırakıp gitmem de. Biz seninle bir elmanın 2 yarısı gibiyiz de. Biz seninle. Zekalı siyahla Metin Akbararız gibi. Olursun ölme. Ne olur beni de öldürme. Üzgünüm beyefendi ama siz de veremezsiniz. Niye? Benim böbreğim böbrek değil mi? Ne dedi hemşire hanım? Hastayla aranızda doku uyuşmazlığı var. Yok kurban. Biz kendisiyle gayet iyi uyuşuruz. Hani arada bir sataşırız ama gayet uyumluyuzdur. Öyle değil mi Gonca kurban? Söylesene. Hem ben kendisinin bir yerde sözlüsü sayılırım. Üzgünüm beyefendi ama sizden nakil yapmamız mümkün değil. Bak görüyor musun? Hepsi benim yüzümden. Kardeşimin başına bir şey gelirse kendimi asla affetmeyeceğim. Yonca kendini toparla bak. Bu kadar üzülmenin kardeşine bir faydası yok. Hadi. Hepsi benim inadım yüzünden. Tamam tamam önce gel. Yüzünü yıkayalım, iyi gelecek. İzin edeyim. Gel gel gel. Gel. Durum gittikçe ağırlaşıyor. Çok genç. Yazık olacak. Moralini bozma. Elimizden geleni yapacağız.
Kalp atışları yavaşlıyor doktor. Kandaki oksijen oranı düşüyor. Kalp atışları daha da yavaşladı. Kalbi duruyor. Hemen şok aletini getirdim. Şok dedim. Nasılsın? Kendini daha iyi hissediyorsun değil mi? Biraz daha iyiyim sağ ol. Canım, nişanlılar zaten bugünler içindir değil mi? Sağ ol. Yani öyle üzgün ve yorgunum ki şimdi seninle nişanlı değiliz diye kavga edemeyeceğim. Tamam canım, Gonca iyileşsin zaten, bu da olacak. Nişanlanacağız. Gonca'nın odası değil mi? Ne oluyor orada? Hasta fibrilasyonda. 200 yıl hazır. Hanımefendi lütfen. Ne olur bir bakın. Hayır, giremezsiniz. Hasta dönmedi. 250 jül. Hazır. Yine dönmedi. 300 jül. 300 jül hazır. Kardeşim. Lütfen. Ne olur ona bir şey olma. Tamam tamam doktor, tamam tamam ama sakin ol bak. Kardeşine böyle yardımcı olamazsın. Tamam. Selam Zeynep. Gonca'nın durumu nasıl? Evde beklemeye dayanamadım, merak edip geldim. İyi etmişim. Nerede? Madalya mı takar? Ne biçim konuşuyorsun sen Zeynep? Valla benim konuşmamı beğenmiyorsan o zaman git Gonca'nın durumunu başkasına sor. Durumu nasıl oldu? Durumun nasıl oldu? Valla Kuzey Bey, bana sorarsan Gonca'nın durumunu en son merak edecek adam sensin. Nedenmiş o? Nedenmiş o? Senin gibi bir uğursuz olmayaydı bütün bu musibetler başımıza gelmeyecekti. Bu sözleri üzüntüden söylediğini farz ediyorum Zeynel. Ve duymamazlıktan geliyorum. İster farz et, ister farz etme. Ama benim kınalı kuzum senin yüzünden mahvoldu. Saçmalama Zeynel. Benimle ne ilgisi var senin kınalı kuzunun? Çok alakası var. Çünkü sen onu kullandın. Kendine aşık ettin. Garibim de sen... Köylü kızı işte. Senin boyuna posuna bakınca aldandı, sağa tutuldu. Atılınca beyaz atlı prensini bulduğunu zannetti. Halbuki nereden bilsin senin sadece insanların duygularıyla oynayan bir beygir olduğunu? Bana bak. Çok ileri gidiyorsun. İleri gidersem ne olacak? Ha? Zeynel. Ha? Lütfen sakin ol. Ya sakin olmazsam ne olacak ha? Vuracağım mı ha? Yakamı bağrımı mı çekiştireceksin? Dur ya, ben vururum. Ne de olsa ben senin işlerini yapmaya alışığım değil mi? Ben vururum ha! Kardeşimin durumu nasıl doktor bey, iyi mi? Sakin ol, şu anda iyi. Ama vücudu bu şekilde ne kadar dayanır bilemiyorum doğrusu. Acilen bir şeyler yapmak gerekiyor. Teşekkürler doktor bey. Kendisini görebilir miyim? Hayır, şu anda değil. Biliyorsunuz az daha onu kaybediyorduk. Kendisini biraz toparlaması gerekiyor. Sağ ol doktor bey. Tamam Gonca, tamam sakin ol. Tamam canım, geçecek bunlar. Tamam Gonca, sakin sizinle birlikte refakatçi kalan beyefendi. Zeynel. Evet Zeynel bey. Koridorda bir adamla kavga ediyor. Kavga mı ediyor? Evet. Bir bu eksik. Arkadaş! Burası hastane değil mi kardeşim? Bu adamın bir sakinleştiriciye ihtiyacı var diyorum, anlamıyor musun? Bırak bir bak, bırak. Dur Zeynel, sakin ol dur. Zeynel. Kuzey. Ne oluyor burada? Ben Şirine'yi merak edip durumunu sormaya geldim. Zeynel'e sordum, adam yumrukla cevap verdi bana. Neden böyle bir şey yaptın Zeynel? Neden mi? Her şey bu adamın yüzünden oldu. Saçmalama Zeynel. Zeynel çok da haksız sayılmaz Yonca. Daha önce bu adam için neler söylediğini unuttun galiba. Biri bana burada neler olduğunu anlatabilir mi lütfen? Anlattık, anlamadın mı? Daha mı anlatayım? Tamam tamam, tamam Zeynel tamam dur. Sen Zeynel'i al götür, sakinleşsin. Tamam hadi yürü Zeynel, yürü. Bak oğlum var ya, bütün diriyi dökerim ha buraya. Tamam anladım. Şirin neyi çok üzülüyor ama yani bu bana stres yok muamelesi yapmasını gerektirmez ki. Tamam sen bakma ona. Nasıl bakmam ya? Her şey benim yüzümden olmuş gibi üzerime saldırdı. Tamam hadi gel kafeteryaya inelim. Burada yeterince gürültü yaptık zaten. İşte böyle. Yani benim seninle aram iyi olmadığından ve seninle ilgili iyi düşünmediğimden seninle görüşmesini istemedim. Tamam da sence eve kapatmak ağır bir ceza değil mi Yonca? Böyle olacağını nereden bileyim Kuzey? Onun zaten zamanının %90'ı evde geçiyor. Ya markete gider, ya bahçeye iner, ya Ayça'ya gidip çay içer. Onun için bu ceza bile sayılmazdı. Halem kız şu Şirin'e. Ama ben ukala, aptal kardeş. Her şeyi ondan daha iyi bildiğimi zannederek... Ah, aptal kafam, ah. Lütfen sakin ol Yonca. Kendine haksızlık etme.
E sen de söyledin. Nereden bilebilirdin ki böyle bir şey olabileceğini? İşte Zeynel de o yüzden sana kızgın. Yani sen olmasan, sen gelmesen o da evde cezalı kalmayacaktı falan filan. Zeynel de haksız sayılmaz. Zeynel, sakinleştin mi? Hele biraz. Ya her şey adamın yüzünden olmuş. Utanmadan buraya kadar gelin. Tamam oğlum sakin ol ya. Dövülecek birisi varsa ben döverim. Bana söyle yeter ya. Olmaz. Dedeye demişler ki ensen niye kalın? O da demiş ki kendi işimi kendim görürüm de ondan. Tamam oğlum her şeyin bir yeri bir zamanı vardır ya. Gonca orada ölümle pençeleşirsen kalkmışsın burada adam dövüyorsun ya. Ne diyeyim sap kurban? Ha? Ne diyeyim? Hayatımda bir kere sevdim. Sen sevmenin ne demek olduğunu bilirsen... Köy yerinde bir kadının elini tutamadan yaşlandı benim ağalarım. Dedelerimin bulduğu kızlarla evlendiler. Ama ben aşk istedim Sarp Bey. Hayatımda ilk defa kızgın çöllerden serin sulara atlar gibi oldu yüreğim. Ama şimdi sevdiğimi Ecel'le ve Kuzey Bey'le paylaşayım. Ben seni bağlıları seveyim Sarp Bey. Sevgisem terbiyesiz evladıyım Sarp Bey. Bak seni şimdi sevdim. Tamam hadi sil gözlerim. Doktor Bey artık kardeşimi görebilir miyim? Durumu daha iyi. Artık onu görebilirsiniz. Teşekkürler. Sana kimi getirdim? Selam Şirin'e. Bir iyileş. Bak söz veriyorum Kuzey'le görüşmene asla karışmayacağım. Şey, onunla bir iki dakika yalnız konuşmama izin verir misin? Tabii, neden olmasın? Bak kardeşim, sözümü şimdiden tutuyorum. Kuzey'le istediğin kadar görüş. Yeter ki iyileş. Tekrar selam Şirin'e. Seninle yalnız konuşmak istedim. Çünkü senden özür dilemek istiyorum. Kardeşim burada olsa yine saçmaladığımı düşünürdü belki ama... ...bu halde olmana belki de en büyük sebep benim. Belki beni yanlış anlamana yol açacak şeyler yaptım. Belki de seni kullandım. Ama inan... ...inan seni çok sevdim be Şirin'e. Herkesin denk sevgili aradığı ortamlarda büyüdüm ben. Kadınların araba modellerine göre erkek veya sevgili seçtikleri ortamlarda. Önce kariyer sonra aşık diyen kadınlar tanıdım hep. Oysa benim annem babamı terk edip bir balıkçıya kaçmış biliyor musun? Şimdi belki fakirler ama öylesine saf ve temiz bir aşk yaşıyorlar ki anlatamam sana. İşte sen bana bu duyguları hatırlattın yeniden. Sen bana içinde bulunduğum vahşi ortamda insan olduğumu hatırlattın. Sen bana aşkın varlığını hatırlattın Gonca. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Ve var olmanın için elimden geleni yapacağım. Şimdi ne olacak doktor? Üzgünüm ama kısa sürede bir delici bulunmazsa bu şekilde ne kadar devam eder bilemiyorum. Belki bir gün, belki bir hafta. Sonrası için bir şey söyleyemem. Ama şu an yoğun şekilde araştırma yapıyoruz. Lütfen güçlü ol. Tamam Yonca bırakma kendini tamam. Mutlaka böbrek verecek birilerini buluruz. Tamam sakin ol. Maalesef halkımız bu konuda yeterince bilinçli değil. Organ bağışını yaygın hale getirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz ama... Doktor Bey. Söyle Elif. Uygun bir böbrek bulundu efendim. Kimmiş Elif Hanım? Bu beyefendinin herhangi bir sorunu yok. Böbreğe uygun. Bir an önce operasyona başlayalım doktor bey. Kuzey,